Şimdi e, çok acı bir bilgiyi paylaşacağım. Bir yandan da Gazze'nin yine karanlıkta olduğunu, vurulmaya devam ettiğini, hatta karadan birliklerin girdiğini söyleyelim. Ama e, işin en acısı, en korkutucusu bugüne kadar çok dile getirirdi Yasak olan silahlar var. Evet, savaş. Bir şekilde hukuka da yazılmış olan, savaşın da hukuku olduğunu bildiğimiz bir kavram. Keşke hiç olmasa dünyada. Ama onun için de karşı konulamayacak ya da çok büyük tahribatta bulunabilecek silahlar, bombalar yasak. Onlardan biri fosfor bombası. Anadolu Ajansı'nın bir bilgisi, Gazze'deki Eldura Çocuk Hastanesi beyaz fosfor bombalarıyla hedef alındıktan sonra tahliye edildi. Zaten bu beyaz fosfor bombalarının... İsrail tarafından kullanıldığına dair birçok iddia vardı. Bu iddiayı şimdiye kadar yalanladığını duymadım. Kabul ettiğini de duymadım İsrail. Belki gerçekleştirmiştir ama biz bilmiyoruzdur onu söyleyeyim. Ama genel itibariyle çok fazla uluslararası hukuka ya da buna benzer metinlere İsrail şimdiye kadar tabi olduğunu, onu kabul ettiğini ya da bundan çekindiğini de görmedik. Açıkçası İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini ...dronlarla vurduklarında bir yandan açıklıyor, onu da söyleyelim. Ee, yani cephe genişliyor İsrail açısından. Genişletmek mi istiyor, gerçekten genişlemesine gerekçe var mı? O da e, çok sahip bir bilgi değil. Ama Lübnan sınırında bugün yapılan atışlarda e, bir yandan oradan gelen e, füzelere karşı konulan toplarla birlikte... ...dört kişi zaten hedef alınmış oldu İsrail tarafından... İki gazeteci var aralarında biri hayatını kaybetti, biri yaralı. Onu da e, söylemiş olalım. Son bilgiyi bir kez daha aktarıyorum. Hizbullah hedeflerini Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini insan savu araçlarıyla sihalarla vurduğunu belirtiyor İsrail ordusu. Peki gelelim bir kez daha Gazze'ye. Gazzedeki dram bugünün dramı değil, ama çok uzun zamandır bu kadar e, büyük dramların yan yana geldiği zaman da yaşamadı. Ee, görüntü bugüne kadar gördüklerimiz olabilecekleri düşündüğümüzde yakın zamanda Gazze'de büyük bir ihtimalle yaşanabilecek herhangi bir bina zaten kalmayacak çünkü İsrail'in o büyük bombaları e, hangi binaya isabet etse ki hemen hemen ortasını biraz altına atıyorlar bombaları da, bütün bina yıkılıyor. Ve onun altında kalanlar ya da o bombalardan doğrudan etkilenenlerle birlikte bir yandan da orada durmayın yoksa ölürsünüz tehdidiyle birlikte dram gittikçe büyüyor efendim. Saldırı haberi gelir gelmez yola düşüyor. Filistinli sivillerin hayatını kurtarmak için zamana karşı yarışıyorlar. Burası Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kenti. İlk yardım ekiplerinin işi zor. Gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Cumartesi günü evden çıktım. 24 saat çalışacaktım. Buraya geldim ve cumartesi gününden bu yana sivil savunma ekibiyle birlikteyim. Ailemin ne yaptığını bilmiyorum. Onları sadece telefonla arayabiliyorum. Onlar İsrail'in saldırılarında enkaza dönen binaların arasında yaşam umudu arıyor. ...görebileceğiniz gibi biz sivillere doğru giderken ambulansa hedef aldılar... ...eğer biz sivilleri kurtarmaya giderken hedef alınıyorsak... ...sağda olanlar ya da siviller ne yapsın? Han Yunus evlerin tamamı harabeye dönmüş durumda. Düşmanlarımız şeytan, onlar korkaklar... ...hiç insanlıkları yok, çocukları öldürüyorlar... ...evlerimizi yeniden inşa edebiliriz ama yüzlerce şehidimiz var... Saldırılarda hayatını kaybeden siviller için düzenlenen cenaze törenlerinde acılı aileler feryatlar içerisinde gözyaşı döküyor. İsrail saldırılarının hedefi olmamak için bölgeden ayrılan Filistinliler atalarının kaderini yaşadıklarını söylüyor. Bu dedelerimizin de başına gelmişti. Şimdi biz de yaşıyoruz. Gitmek zorundayız. Bizi zorla gönderme planı önceden yapılmıştı. Gazze yok oldu. Hiçbir şey kalmadı. Bu bir felaket. Bunun başımıza gelmesinin sebebi İsrail. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistinli eşinin annesi ve babası Gazze'de mahsur kalmış durumda. Başbakan Yusuf, kayınvalidesinin çektiği videoyu paylaştı. Elizabeth Elnak'la gözyaşlarına hakim olamayarak konuştu. Be Bu benim son videom olabilir. Herkes Gazze'den ayrılıyor. Bir milyon insan, Yemek yok, su yok ve insanlar ayrılırken bile bombalıyorlar. İnsanlık nerede? Efendim konuşan karelerin de bugün e, konukları Gazze'liler olacak. Daha doğrusu Gazze'liler için dünyanın dört bir yanında... E, destek toplantıları, protestoları vardı. Onların içinde de birçok Gazze'nin olduğu zaten yazılarından, yüzlerinden, sözlerinden anlaşılıyordu. Biz şimdi fotoğraf kareleriyle konuşan karelerde duyalım onları efendim. Burası... Paris, Fransa'nın başkentinde Filistin'e destek gösterisi için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı protesto etti. Filistin bayrakları vardı. Filistinlilerin genelde kullandıkları o örtülerle yüzlerini saranlar da vardı. Onlara desteklerini belirtmek için. Japonya'nın başkenti yine buna benzer bir gösteriye tanıklık etti. Bir araya geldi Müslümanlar Gazze'ye özgürlük yürüyüşü yaptılar. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını protesto ederken Filistin halkına da farklı bayraklarla, farklı kimliklerle Müslümanlar desteklerini ifade ettiler. Meksika'nın başkenti Meksiko City'de de İsrail Büyükelçiliği'nin önünde Filistin'e destek gösterisi vardı. Vatandaşlar pankartlar ve Filistin bayraklarıyla gösteriye katıldı. Biz sadece küçük bir bölümünü kullandık, aktardık. Tabii ki dünyanın birçok noktasında Türkiye dahil İsrail'e karşı protestolar büyüyor diyelim ve devam edelim.